bölgesel arazi kullanım planlamalarında yararlanılacak temel yerbilim verileri ve doğal afet özellikleri araştırılmaktadır. Bu amaçla hedef bölgede arazi kullanım planlamalarında yararlanılacak jeoloji, jeomorfoloji, genel mühendislik jeolojisi, depremsellik, kütle hareketleri, taşkın alanlarının belirlenmesi gibi konularda araştırmalar yapılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri, CBS ve Türkiye Jeoloji Veri Tabanı. Türkiye'nin çeşitli ölçekli yerbilim haritalarını üretmek ve yayınlamakla görevli olan Genel Müdürlüğümüz, kurulduğu 1935 yılından bugüne değin yapmış olduğu çalışmaları sayısal ortama taşımak, sahip olduğu verileri organize etmek, gerek kurum içinde gerekse kurum dışındaki jeoloji haritası kullanıcılarına bu bilgileri hızlı ve kolay kullanılabilir bir formatta sunabilmek amacıyla 1995 yılında Jeoloji Etütleri Dairesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri birimini oluşturmuştur. Bugüne kadar 5547 adet olan 1.25.000 ölçekli PAFTA'dan 5195 adet 1.25.000 ölçekli jeoloji haritası sayısallaştırılmış olup, Türkiye Jeoloji Veri Tabanı TJVT, projesi kapsamında eksik PAFTA'ların sayısallaştırılmasına ve mevcutların güncellenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türkiye Jeoloji Veri Tabanı, formasyon, fay, kıvrım ekseni, özel jeolojik alanlar, heyelan, akma, krater, volkan konisi VB, göl, nehir, nivelman tepe noktaları, yerleşim merkezleri, yollar ve tabaka doğrultu eğim katmanlarından oluşmaktadır. Bu çalışmalarla birlikte Genel Müdürlüğümüz çatısı altında ve özellikle teknik dairelerin sorumluluğunda yapılan tüm çalışmalarla elde edilen haritalar, maden ve ham maddelere yönelik numune, biyokimyasal veriler, sondaj ve çok veri raporlar halinde arşivlenmektedir. 1935 yılından günümüze kadar yaklaşık 12.000 adet raporun bulunduğu arşivin yarıdan çoğu sayısallaştırılmıştır. Ancak çeşitli ölçeklerde yapılan jeoloji haritaları, jeofizik haritaları dışında kalan verilerin birçoğu coğrafi bilgi sistemleri veri tabanı içinde yer almamaktadır. Tüm verilerin konumsal olarak standartlar çerçevesinde sayısal ortama aktarılması gerekmektedir. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Avrupa Birliği Inspire Direktifince oluşturulan Eylem 75 kapsamında 2010 yılında hayata geçirilmiş olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri TUPSE-A'nın kurulması aşamasında, MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü sorumluluğunda CBS altyapı çalışmalarına başlamıştır. 1995 yılından beri ülkemizde ilk ve kapsamlı CBS çalışmalarına başlamış olan MTA Genel Müdürlüğü oluşturacağı sistemle TUPSE çalışmalarına kolaylıkla entegre olabilecek bir kurumdur. Uzaktan Algılama Araştırmaları. MTA Genel Müdürlüğü 1975 yılında Türkiye'deki uzaktan algılama çalışmalarını ilk olarak başlatan kurumdur. 1983 yılında Birleşmiş Milletler Projesi çerçevesinde alınan yeni yazılım ve donanımlarla laboratuvar daha ileri seviyeye getirilmiştir. Merkez 2002 yılı başlarında yeni binası ve yenilenen ekipmanları ile hizmet vermeyi sürdürmektedir. Kurulduğu günden günümüze kadar yapmış olduğu uluslararası projelerle 4 defa yenilenen merkez, bilgi düzeyi, deneyimi, donanım ve yazılım konusunda dünya liderleriyle aynı teknolojileri takip eder konumdadır. En son 2002-2007 yılları arasında Japonya ile ortak yürütülen jeolojik uzaktan algılama projesiyle merkezin teknolojik donanımı ile personelinin bilgi seviyesi yükseltilmiştir. Türkiye'de üniversite, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde uzaktan algılama çalışmaları özellikle 2000 yılından sonra hız kazanmaya başlamıştır. 1975 yılından bu yana faaliyet gösteren MTA Uzaktan Algılama Merkezi çalışma konusunda öncü bir merkezdir. Yalnız Türkiye'de değil birçok ülkede yer bilimlerine yönelik uzaktan algılama faaliyetlerinin daha başlamamış olmasına rağmen, Uzaktan Algılama Merkezi dünyada tanınan bir konuma sahiptir. Bu başarılı çalışmaların yanı sıra, 2004-2008 yılları arasında farklı birçok ülkeye teorik ve pratik jeolojik uzaktan algılama eğitimleri düzenlemiştir.
Merkez, yer bilimlerine yönelik olarak jeolojik oluşumların tespit edilmesi, metalik, endüstriyel ve enerji ham madde aramacılığında yüzey verilerinin belirlenmesi, jeomorfolojik oluşumların tespiti, doğal afet, çevre kirliliği ve hidrojeolojik araştırmalar gibi yer bilimlerinin birçok konusunda gerek MTA projelerine, gerekse kamu kurumları ve özel sektöre veri sağlayarak yer bilimleri çalışmalarına destek olmaktadır. Uzaktan algılama çalışmaları, hiç bilinmeyen veya gidilmesi mümkün olmayan bölgelerdeki çeşitli jeolojik bilgilerin elde edilebilmesi açısından son derece stratejik öneme sahiptir. Son yıllarda merkez personeli tarafından polimetal aramacılığına yönelik yeni uzaktan algılama metotları geliştirilmiştir.